Edirne Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan bir karar hakkında savcılar suç duyurusunda bulunmaya geldik. Edirne Ulaşım Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci, Edirne Adliyesi'ne gelerek Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında aldığı ulaşım kararının iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Dilci alınan kararla 13 tane karar üretildiğini öne sürerek kararın iptali için idare mahkemesine başvuruda bulunacaklarını söyledi. Edirne Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan bir karar hakkında savcılar suç duyurusunda bulunmaya geldik. Suç duyurusunda bulunma nedenimiz bu kararın tek bir defa oylanarak 13 tane karar üretilmiş olması. Bize göre bu yanlış çünkü belediye meclisinde her kararın ayrı ayrı oylanması gerekiyor. Biz de bu kararın hem iptali için idare mahkemesine başvuruda bulunacağız hem de bu bir defa oylanarak 13 tane karar üretilmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu kararın altında imzası olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dilci, belediyenin bütün minibüs kooperatiflerine eşit davranmasını istediklerini söyledi. Biz 8 kişi ETUS haricinde minibüsçülük yapan ayrı bir kooperatifiz. Bizim daha önce Yıldırım Yeni İmaret'ten geçen ve Yeni Hastane'ye kadar giden 5C hattı, 5C nolu bir hattımız vardı. Bu sistemle birlikte bu hat iptal edildi. Biz buna da karşı. Evet, son alınan Eylül ayında alınan kararla iptal edildi. Biz buna da karşıyız. Biz diyoruz ki Edirne'deki bütün minibüsçülere Edirne Belediyesi eşit davransın. Ve bir diğer konu, bu hatlar ETUS'a bedelsiz veriliyor. Belediyenin herhangi bir şeyi bir kişiye bedelsiz vermesini doğru bulmuyoruz. Biz şu anda Yıldırım'dan merkeze kadar İl Trafik Komisyonu'nun eski kararıyla çalışıyoruz.